Oğlum yanlış yere mi bak? Abi. Aa. Makara ya. Makara ya. Alınmayın ya. Makara yapıyorum ya. Arkadaşlar 30 olması kadar normal bir şey olabilir mi? 30 da olur 40 da olur. Makara yani bunlar. Hani o param yok. Aa çok fazla benzin fiyatı şakası yaptım ben orada. Tabii. Alacaksanız oynamayalım. Konuyla pek de alakasız bir şeyden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Porçay'ın 4 yıl 2 ay hapsine çok üzüldüm. Ama muhtemelen para cezasına dönüştürebileceği bir şey. Ama kaldı ki neden böyle bir şey için para cezası yiyor insanlar. İfadelere çağrılıyor. Benim de geçen babamla ilgili attığım bir tweet'ten. İfadeye çağrıldım. Baba pardon kusura bakma. Yani işin şakası bir yana insanlara bunu yapmayın yani. Kimsenin sizin zannettiğiniz kadar kötü bir niyeti yokken, sadece fikrini ifade etmekken tüm mesele onun için, ona bir suçluymuş gibi davranmayın. Üstürmeyin yani. İstemiyorum ben de. Hemen o dudağın niye öyle ya, oldu? Ya siktir git. Gördün mü? Bak şimdi. Londra konseri iptal etmiyoruz ya da ertelemiyoruz. Ama sorun şu ki ben tek başıma geliyorum. Bu konserin gerçekleşmesi gerekiyor çünkü çok kalabalığız. Bana sahip çıkın. 26'sı orada olacağım. Çok az biletimiz kalmış. Onun için de buraya bir bağlantı
bırakıyor olacağım. Sizi öpüyorum. Arkadaşlar Londra ile ilgili son gelişmeyi paylaşıyorum. Biliyorsunuz son gün çıktı vizem. Bu sebepten dolayı da organizasyon tarafı haklı olarak çıkmayacağını düşündüklerinden Ticketmaster'a abi gelemiyor bu, biz erteleyeceğiz diye belirtiyorlar. Onlar da bilet satışını kapatıyorlar. Bilet satışını kapattıkları için siz de iptal edildiğini düşündünüz. Ben de vizemi aldığım için geliyorum, tek başıma da yaparım gibi bir söylemde bulundum ama Perşembe gününü beklemenin daha mantıklı olacağını, çünkü o tarihe kadar sorunsuz bir şekilde vizelerimizin daha düşündüğümüzden daha keyifli bir konser geçiririz diye umuyoruz. O yüzden pazar değil de perşembeye erteledik. Lütfen bizi mazur görün. Bunlar bizimle alakalı olmayan tamamen... Yani arkadaşlar pazar günü değil perşembe günü yapıyoruz. Dediğim gibi bizimle alakalı olmayan sorunlar. Hatta çok bile bekledik vizeyi. Normalde 21 iş gününden çok daha fazla bekledik. Ama bazen bu tarz sorunlar yaşanabiliyor. Tekrardan bu habere en çok Denizkan Boz sevindi bu arada. Yalan söyleme gözlerime bak bu kez, yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez, yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez, gözlerime bak bu kez, gözlerime bak. Mesela saat 10'da hava böyle oluyor ya, biyolojik olarak ben etkileniyor muyumdur? Çünkü ben etkileniyorum bence. Bu konu hakkında düşünsek ya, yorumlara... Arkadaşlar, Amsterdam'dayım. Memleket güzel kardeş, memleket güzel. Ama işte baktığınız zaman da... Almanya bizi kıskanıyor. Ya kardeşim, memleket güzel de... Sen kim? Ada çayı kokuyordu ya.